Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuştuğuyla ki yeni dersimizi başlayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvon ibn Umayyaga ham omonlik berdi. Buni sababi Ikrimani ayoli Ikrimani olib kelganida payg'ambarimiz unga omonlik berganligini ko'rgan Safvonning ayoli ham kelib, "Yo Rasululloh, Safvonga ham omonlik berasizmi?" dedi. Safvon ibn Umayyat ibn Halaf islomga adovati eng qattiq bo'lgan kishi va uni o'g'li. "Ha, agar musulmon bo'lib kelsa, unga omonlik beraman." Agar musulmon bo'lmasa-chi, omonlik berorasizmi? U juda ham bir qaysar odam dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Mayli men oldimga kelsin, mayli kelsin, men unga 4 oy omonlik beraman. Mana shu 4 oy ichida o'zining ishini o'ylab ko'rsin." Safvonning ayoli, "Menga bir alomat, biror bir belgi bering" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sallalarini yechib berdi. Ya'ni mana shu salla bilan Safvonni Umayyaga kelsa unga hech kim tegmaydi. Men unga bergan omonligim dedi. Ayoli Safvonni topib, unga "Rasululloh senga omonlik berdi, islomga kir" dedi. Safvon ayol aytgandek qaysar odam edi. "Menga islom kerak emas, lekin omonlikni olaman" dedi. Mana shu shart bilan Makkada bemalol tashqariga chiqib yuradigan bo'ldi. Keyinchalik bu kishi 4 oy o'tmasdan turib islomni qabul qildi. Hunayn g'azovatida qatnashdi. Shunday qilib, Qurayshning sayyidlari islomga kirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlaridan keyin 19 kun Makkada turdi. Makka fathi bilan Makkaning fathi sababli Arab jazirasida kufrning boshi uzildi. Chunki Qurayshning islomi bilan islomga kirishlikdan to'silib turgan, da'vatga to'silib turgan qabilalarga yo'l ochildi. Quraysh taslim bo'ldi, Quraysh islomga kirdi, demak boshqa arab qabilalarini ham islomga kirishligiga yo'l ochildi. Hamda mana shu buyuk fath Alloh tomonidan bir marhamat bo'ldiki, jangu jadalsiz, qon to'kilishsiz sodir bo'ldi. Agar Quraysh musulmonlarga qarshi turganida, jang bo'lganida juda ko'p musulmonlarning qoni to'kilar, juda ko'p haramda qonlar to'kilgan bo'lar edi. Ikrimat ibn Abi Jahlni ortidan chiqib musulmonlarga ozgina qarshilik qilganligini hisobga olmaganda musulmonlar deyarli qarshiliksiz Makkani fath qilishdi. Bu ulug' fath hijratning 8-yinchi yili Ramazon oyining 13-chi kunida sodir bo'ldi. Rasululloh Makkani fath qilib bo'lganidan keyin atrofdagi qabilalarga bir qancha sariyalarni yubordi. Sariyatul Mushallal Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni payg'ambarimiz 30 kishiga boshliq qildi hamda arab qabilalari sig'inadigan butlardan Uzzoni parchalab kelishni buyurdi. Hech qanday mashaqqatsiz Xolid ibn Valid bordi va ana shu Uzzo degan sanamni butni parchalab keldi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hishom ibn Abil Osiy boshchiligida Xavozinni qo'rqitib kelishligi uchun qo'shin chiqardi. Hishom ibn Abil Osiy Xavozin yerlariga yetib borganida ularni jangga tayyorlanayotganligini va juda katta qo'shin bilan turganligini ko'rdi, hech narsa qilmasdan qaytib keldi. Yuborilgan sariyalarning orasida Xolid ibn Said ibn al-Osni Makka atrofidagi mushriklarni butlarni sindirib kelishni yubordi. U sahoba ham o'zining ishini bajarib keldi. Xubanni sildirgani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid yubordi. Mana Xubal Makkada ham bor edi va boshqa qabilalar ham o'zlariga mana shu sanamni yasab unga ibodat qilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Validni Juzayma qabilasi yubordi. Nohaqa bir xatarli ish bo'lgan Juzayma qabilasi islomni qabul qilishgan edi. Xolid ibn Valid ularga borib islomni arz qilishligi kerak yoki urushish kerak. Juzaymaliklar Xolid ibn Validni kelayotganligidan xabar topishdi-da, uni kutib olgani chiqishdi. Butun qabila chiqdi erkaklari.
ularının adetlerine göre birer bir uluğ kişini kütgeni çıksa kutlu cenge ketiyatken dek kurallarını özlerinden kötarıp çıkarırdı. Kutlu cenge ketken dek çıkışı bulardı. Halid ibn Velid raziyallahu anh'u ularga robora keldi. Halid koşunu bilen raziyallahu anh'u cüzey melikler kuralları bilen. Göya ki uruşge çıkken dek. Halid ibn Velid ularga aslimu dedi. Yani İslam'da kiriler dedi. Cüzey melikler ana şu aslamna degen, İslam'da kir degen sözde ayet olmasından onu sorduğa sabahna deyişti. Sabah degeni babalarının dininden çıktı. Dinini özgertirdi degeni buladı. Yani Mekke'de turganda İslam'da kabuk eden kişilerge Kureyş asabahta babalarının dininden kayttın mı? Dinini özgertirdin mi deyişerdi. Şimdi bunlar sabah ne deyişti? Yani babalarımızı dinini özgertirdik. Yani İslam'da kirdik deyişti şu yapıdan. Lekin Halid ibn Velid bu sözünü başkaça düşündü. Müslümanlar ki sabah ne dese biz kafir bulduk de düşünüşerdi Müslümanlar. Değil mi? Bana şu sözünü doğru aytama geldi giden Halid ibn Velid onlarını kurallar bile çıkanla geri körüp sabah ne degenini eşittirip hücum kılıçını kebiyordu. Müslümanlar onlar ki hücum kıldı. Onlar ki hücum kıldı. Ve onlarını katıl kıldı. Şunda katıl bul etken paytları da onlar açtı. Aslamla. İyiyim de düşünüştü. İslam'a girdik diye işte. Halid ibn Velid sizler kılıçtan korkup ettiler dedi. Sizler kılıçtan korkup ettiler bu kelimeni dedi. Şunca kıldı da hammasını asir kılıp bağlap koyduk bir yürüdü. Cüzeyme kabilesi İslam'da kabul kıldı diye şey kalamazsan asir kılıp bağlandı. Tünde Halid ibn Velid bunlarını kafir de kısabla geldik için kılıçtan ötküzüştü ki bir yürüdü. Abdullah ibn Ömer ve başka bir kança sahabalar Halid raziyallahu anh'ın bu sözüge itaat kımadı. Lekin kagenleri itaat kılıçtı, onlarını hammasını katıl kılıçtı. Halid ibn Velid raziyallahu anh'u Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldığı hatip gelip bugün işte ayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kattı gazablandı bu kıyan işiden. Hem de Halid ibn Velid'in kolunu üçle kütarıp Allahümme inni abrau ileyke mimme sana Halid. Allahümme inni abrau ileyke mimme sana Halid. İnne fi seyfi Halid ile rahakadı. Parvardigara Halid'ni kıyan işiden bin pakman. Halid'ni kıyan işiden bin pakman. Elbette Halid'nin kılıcı da cürat vardı. Yani kan okuzuşlikke, katıl kılıçlikke onun kılıcı da cürat vardı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu masalada şubha hata var bugünlük için, iki yıl bir mana var bugünlük için Halid'ni malamat kılmadı, avf kıldı. Etibar veriler. Usamad ibn Zeyd raziyallahu anh'u hazır Peygamberimiz maskara kılıp, Müslümanlarda hakarat kılıp, turgan kişini katıl kıyanı da kança malamat kıldı. Bu Müslümanlarını hata an bilmesinden katıl kıyan Halid'ni işinden Peygamberimiz meyin pakiman deyip durup, bir nece madde parvadigarı gelip ticakılı yaptı. Müslüman kişinin kanunu da kişilik, kançalik, ulu günah hakenliğini şuna bilseydi olaydı. Çünkü palancı kafir, ciddi ihtiyat bulaydık. Ama bana ne dedi ki bu münafık bu. Nifak hakeler kalpte bulaydı. Bunu fakat Allah bulaydı. Münafıklığı da ayrım alamatlarını etken Peygamberimiz. Biz ayırtık ki şu adamda münafıklığı bir alamatı var da vada beri becer miydi? Değilik. Alamatı var dedik. Münafıklığı da hüküm kumiyelik. İhtiyat bulaylik. Hunayn gazetinden avval sadır bugün işler bana şunlardan ibaret edin. Havazın kabilesi, Sakif kabileleri Müslümanlar Mekke'ni egallagandan keyin atroftagi kabilelerini hem İslam'a çakırışı ya ki onlardan uluşluğunu juda yaxshi bilishadi. Çünkü havazınlıklar özlerinin atrofida katta bir koşunla jamlashdi. Ta ki Müslümanlar onlarga kelishligidan avval özleri Müslümanlarga hücum qilmoqchi bo'lishdi. Havazınlıklar özleri 10 bin koşun tayinlashdi. Keyinroq onlarga başka kabileler, Saqif, Banu Bakr ve başka kabileler koşuldu. 20 bin oldu bularına adadı. Yani ana şu Havazın kabilesini oğullardan bugün, Havazından bugün Kab ve Kilab kabileleri bu cengde iştirak yetiştirilen başlar işte.
20 minlik koşun canlandı. Endi özlerge bular amir tayinlashligi kerak. Bular özlerge amir bo'lib Malik ibn Avf ismli kishini boshliq qilishdi. Bu adamın yaşı 24 idi. 24 ga kirgan yigit 20 minlik askerini boshqarishlikka amir qilib tayinlandi. Yosh bo'lishiga qarashmadi, chunki makonati oliy edi, nasl nasabi sharafli edi, shuning uchun amir qilib tayinlandi. Mulohaza ozgina. 24 ga kirgan bolani yuragini quvvat etyapti. 20 ming qo'shinni boshqargan. Biz 24 ga kirgan bolalarimizga 20 ta qo'yni boqib ketib beradigan bo'lsa, bu yalqoqligidan xolamayapti emas, ehtimol ishonmayotgandir o'ziga. 24 ta qo'yni yoki 20 ta qo'yni boshqargan. Yoshlar, bir mulohaza qilaylik. 24 ga kirgan yigit jangi jadalga 20 ming odamni boshqarib ketgani. Endi ular mana shu ruhda tarbiya topganda, bular bu oliy janob bo'lish, birinchi bo'lish, sharaf, izzat, nas, g'urur degan ma'nolar bilan tarbiya topgan. Biz zamonimizga kelib turib, shu nima bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham zo'r yashasa ham bo'ldi. Bu hali g'ururing ketadimi, izzat nafsing sinadimi, unaqa gap yo'q, hali qolmayapti o'g'il bolalarda. Ayrimlari ham hammasi emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xavozin qabilasidan xabar qop kelishi uchun qo'shinidan bir odam yubordi. Bu odam Toifga keldi. Xavozin qo'shinining ichida yurdi, bir necha kun yurib, hamma ma'lumotlarni oldida qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishlardan g'ofil emas edi. Oldindan xabar olib turibdi. Hushyor edi payg'ambarimiz. U kishi keldi, Rasulullohga Xavozinni tayyorgarliklarini xabarini berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani ichida jang bo'lishini xohlamasdan qo'shinni tashqariga chiqishlikka, ya'ni Makkadan chiqishlikka buyurdi. Nima uchun xohlamadi payg'ambarimiz? Birinchidan haram. Qon to'kilish kerak emas yo'lda. Ikkinchidan Makka yaqinda islomga kirdi. Qurayshliklarning islomi hali yangi, mustahkam emas. Agar Xavozin kelsa qo'shin bilan hamda yangi islomga kirgan Quraysh xiyonat qilib musulmonlarga tajovuz qilsa, musulmonlarga ikki tomonda mushkula bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Makkani tashqarisiga qo'shin olib chiqishligini xohladi. Rasulullohga Xavozindan kelgan kishi xabarni aytishi bilan tashqariga chiqishlikka buyurdi. Lekin bu sahobiy xabarni olib kelishi bilan Xavozin Toifdan chiqdi. Bu haqida hali payg'ambarimizning xabari yo'q. Chunki oxirgi xabar tayyorgarlik ko'ryapti, keldi lekin chiqqanligidan xabar topishmadi. Makkadan musulmonlar chiqdi qo'shin bilan. Toifdan Xavozin qabilasi chiqdi. Makka bilan Toif o'rtasida juda bir katta vodiy bor. Bu vodiy Hunayn vodiysi yoki Avtos deb nomlanardi. Hunayn yoki Avtos. Ana shu vodiyga Toifliklar avvalroq yetib kelishdi. Malik ibn Avf musulmonlarni Makkadan chiqqanligidan xabar topdi. Mana shu joyga qo'shinni to'xtatinglar, shu yerga muaskar tikinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan odam chiqardida, Makkadan chiqqanidan keyin oldiga odam jo'natdi. Hunayinga Xavozin birinchi ketib turishganligini xabarini payg'ambarimiz bildi. Demak, Hunayinda jang bo'lishligini Malik ibn Avf to'ladi. Va payg'ambarimiz bilardi Hunayinda jang bo'lishligini. Bundan g'ofil emas edi. Malik ibn Avf 24 yosharlik boshliq o'zini qo'shinini hammasiga buyurgan edi. Ayollarini, bolalarini, moli dunyosini, qo'y chorvalarini o'zlari bilan birga haydab chiqsin. Nima sabab? Malik ibn Avfni fikricha orqasida ayollari va moli dunyosi turgan jangchi hech qachon orqaga chekinib ketmaydi. Ularni o'zlari bilan olib chiqsa, shularni oldirib qo'ymasligi uchun, himoya qilishligi uchun jangdan qochmaydi degan fikrda edi. Endi o'ling, 20 ming askarni to'rttadan orqadan odami chiqqanida 80 ming odam bo'lib ketyapti. Endi tuyalari nimasi bo'lsa o'zlari bilan haydab chiqdi. Qo'shin itoat qildi. Ya'ni hamma narsasi bilan chiqdi 20 ming askar. Mushriklarning orasida nihoyatda bir yoshi qari cheksa Durayd ibn Summa ismli bir kishi bor edi. Bu arablarni
cahiliyetteki kahramanlardan, batırlardan, cüde köp cengi cedal körgen, cengde mahur bogen kişi, leken kareydi, közüyen körmeye koyanıdı. At minamasıdı. Şunun için ayarlarını salıp alıp yürürlerdiyken, havdacge salıp alıp yürüşerdi. Duraydımlı sunma, koşun gelip yolaşkenden keyin, az gene vakitten keyin ayarlar, bolalar, koy kozalar, tüyalar, avazını eşitti. Men nima eşit yapmam dedi. Ayollar, bollar, nima qilyapti bular? Unga javob berishdi, Malik ibn Avf'ning buyrug'i dedi. Chaqiringlar menga Malik ibn Avf'ni. Malik ibn Avf'ni olib kelishdi. Duraydimni summa Malik ibn Avf'ga ayollarni, bolalarni, hayvonlarni ovozini eshityapmanmi? Nima bu dedi. Malik qochib ketmasliklar uchun shunday qildim dedi. Ya'ni bu aytganimizdek taşlar kaçıp gitmesi için kıldı. Durayt, katalaki Allah dedi. Allah seni halak kısın dedi. Sen cengini ne mekanikini düşünmeysen eken dedi. Biz bilemiz cengini melekini. Biz ceng ahledemiz dedi. Ahir dedi Durayt. Mağlup bulgen kişini buran bir nesle tohtatıp kalalıydı mı dedi. Sen cengini ne melekini bilmeysen eken dedi. Çünkü mağlup bulgen koşunun arkasında ayalı balası turgenliği tohtatıp kalamaydı. Durayt qaytinglar orqaga dedi. Bunaqa ayollar bilan, mol mulki bilan, farzandlar bilan chiqib bo'lmaydi, qaytinglar orqaga dedi. Havozim qo'shini Duraydimni summani buyrug'i itoat qilib orqaga qaytishlikka harakat qilib qoldi. Endi Malik ibn Avf qo'lidan amirlik chiqib ketdi. O'zini noqulay his qildi. Qo'shin ketishga tayyorgarlik ko'rayotganda Havozim sayyidlarini chaqirdi-da, hammasi yig'ilgandan keyin qilichini olib, sopini yerga qo'yib, uchini o'zini ko'hrayiga taqadi. Aytdiki, agar menga itoat qilmasanglar, hozir o'zimni qatl qilaman dedi. Havozin sayyidlari noqulay ahvolda qolishdi. Duraydim musulmonga itoat qiladimi yoki Malik ibn Avf'ga? Oxiri ularning maslahati shunday bo'ldiki, Durayd qari kishi, ko'zi ham ojiz. Jangni boshqarish qo'lidan kelmaydi. Agar Malikka itoat qilmasak, oramizga ixtilof tushadi. Mayli, yosh bo'lsa ham Malikka itoat qilaylik deydi. Shunday qilib Malik ibn Avf'ning so'zi bilan ayollar, bolalar va qo'y-qo'zilar Allohning bir hikmati bilan qoldi. Keyinchalik bu o'ljalarda hammasi musulmonlarga qoldi. Qarang, olib chiqib berishdi musulmonlarga. Durayt uni so'zini olmaganliklarini bilgandan keyin Malikni bir marta chaqirdi. Chaqirib, undan avval Durayt aytdi, "Bu ish dedi. Men unga guvoh bo'lmayman. Lekin g'oyib ham bo'lmayman dedi. Ma'nosi, meni gapimni olishmadimi? Demak, men yo'q deyman bu yerda dedi. Lekin tashlab ham ketmayman sizlarni dedi. So'ngra Malik ibn Avfni chaqirib, "Senga aytgan birinchi taklifimni qabul qilmadingmi? Endi ikkinchisini qabul qil dedi. Musulmonlarga pistirma qo'y dedi. Chunki bu joy pistirma qo'yishlikka juda bir munosib joy dedi. Malik ibn Avf bu so'zga quloq solib, kamin deyladi Rabbulloh. Musulmonlarga qarshi musulmonlar keladigan yo'lga pistirma qo'yishlikka tayyorgarlik ko'rdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng rojih rivoyatlarga ko'ra Makkada 19 kun turganidan keyin Shavvolning 2-chi kunida Makkadan chiqdi. Ya'ni hayit namozini ertasi kuni Hayitdan 2 kundan keyin Makka'dan chiqdi. Makka'ni payg'ambarimiz bilan fath qilgan 10 ming qo'shin chiqar ekan, ularga yana yangi islomga kirgan, ozod qilingan ahli Makka'dan 2 ming kishi qo'shildi. Musulmonlarning adadi 12 ming kishiga yetdi. Bu 2 ming kishining ichida musulmon bo'lganlari ham bor va kofir bo'lib turganlari ham bor edi. Lekin kofirlari ham chiqdi, sababi Xavozim bilan Quraysh o'rtasida eski adovat bor edi. Ana shu qavmiga bir hamiyati jihatidan chiqib bordi. Ana shu kofirlar bu kofir holida chiqqanlardan Safvon ibn Umayya. Unga 4 oy omonlik berilgan. Qo'shin chiqib ketar ekan, qo'shinning bir qismiga qurol aslaha yetishmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Safvon ibn Umayyani chaqirdi. Safvon ibn Umayya qurol savdosi bilan shug'ullanar edi. Safvon menga qurollardan berdi. Safvon ibn Umayya, ey Muhammad dedi.
Ahosban dedi. Ahosban kuchi bilan tortib olasanmi dedi. Yani rozi bo'lmasam kuchi bilan tortib olasanmi? Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q dedi. Keyinroq qaytarib berish sharti bilan dedi. I'oratan mazmuna. Keyin qaytarib berish yoki haqqini to'lashli sharti bilan dedi. Safvon rozi bo'ldi, chunki kofir bo'lsa ham nasiyaga beryaptiki, Xavozinga qarshi jang bo'ladi-da. O'zini qavmini yengishini xolib, kofir bo'lsa ham musulmonlarga mana shu qurollarni berdi. Aytilishiga ko'ra, Safvon 3000 kishiga yetadigan qurol aslahalarni bergan edi. Mana shu holat, mana shu holat, diqqat qilamiz. Islomda qanchalik barakeng, kechirimli din ekanligi dalil. Chunki musulmonlar Makkani fath qilganda g'olib qo'shin sifatida makkaliklarning hamma mulkini o'zini chiqib olishi mumkin edi. Jangi jadalning qoidasi shunaqa edi. Lekin payg'ambarimiz makkaliklarning mulkini birortasiga tegmadi va aksincha kerak bo'lgan paytda kofir bo'lsa ham nima qildi? So'rab oldi. Payg'ambarimiz ana shu qurollarga ehtiyoj bor bo'lgan qo'shinga ularni tarqatib berdi. Makkani payg'ambarimiz Utob ibn Usayd ismli kishiga qoldirdi. Bu yosh yigit edi, Makkalik edi. Iymonini, sodiqligi, kuchli ekanligini ko'rib payg'ambarimiz mana shu yigitni Makkaga amir qilib qoldirib chiqib ketdi. Bu kishi keyinchalik payg'ambarimiz vafot qilganida Makka ham ridda haqida so'z yuritib qoldi, dindan chiqish haqida. Shunda mana shu yigit makkaliklarni islomda sobit qolishiga sabab bo'lgan kishilardan edi. Birinchi marta musulmonlar 12 ming askarga ega bo'lishdi. Endi adadini kattaligiga g'ururlanishlik boshlandi. Endi yengilmaymiz deyishlar. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "La nughlab min qillah." Adadimiz sababli mag'lub bo'lmaymiz. Ya'ni mag'lub bo'lsak boshqa bir sabab bilan mag'lub bo'larmiz, lekin adadimiz ozligi sababli mag'lub bo'lmaymiz. Hatto Abu Bakr adadini kattaligiga g'ururlanib qoldi. Odamlarni Allohga bo'lgan tavakkulidan ko'ra adadiga bo'lgan tavakkuli ko'proq bo'lib qoldi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Laqad nasarakumullohu fi mawatin katira va yawm Hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a." Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u, ya'ni adadni ko'pligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Ya'ni qutqarib qola olmadi. Musulmonlar doim adadi oz bo'lib yengib kelayotgan edi. Bugun 12 mingta bo'ldi. Qo'shin Hunayga qarab ketib borarkan, yo'lda bir arab kofir bo'lgan qabilaga duch keldi. Ular bir daraxtga sig'inishardi. Zotu Anvot shunday deb nomlanishardi bu daraxtni. Islomga yangi kirgan kishilar payg'ambarimizga, "Ya Rasululloh, ana ularda bor bo'lgan Zotu Anvotga o'xshagan bizlarga ham Zotu Anvot qilib bering" dedi. "Ona Alloh sig'inayotgan daraxtga bizga bitta daraxtni bering, biz ham sig'inaylik daraxtga" dedi. Bu islom bayrog'i ostida ketayotgan qo'shin bu. Rasulullohning qo'shini. Lekin islomga yangi kirgan tushunmaganligini shu gapni gapiryapti. Shunda payg'ambarimiz g'azablanib, "Allohu akbar. Sizlar xuddi Bani Isroil Musoga aytgan so'zni aytdinglar, u ana ularni ilohiga o'xshagan bizga bir iloh qilib bergan" deyishgan edi Muso payg'ambarga. Bilasizlar, qissalarda dengizni yorib chiqqandan keyin Muso alayhissalom Fir'avn halok bo'lgandan keyin bir qavmga duch keldi, ular bir ilohga sig'inishar edi. Shuncha mo'jizani ko'rib turib, Bani Isroil va Muso, "Ona ularning ilohida bizga bitta iloh qilib bermaysanmi?" deyishgan edi. "Sizlar xuddi shu Musoni qavmi Bani Isroil yapini qaytardinglar" dedi. Istig'for aytishga buyurdi, ular istig'for aytishdi. Chunki bu narsalarga sig'inishlik, ya'ni bu narsalar foyda ham zarar ham bermaydi. Bu foyda ham zarar ham qilmaydi. Bu narsalardan foyda kutish, bularni zararidan bir qo'rqishlik, bu Allohga shirk keltirishlik bo'ladi bu. Ittihoz ma Alloh, bu Allohga bir narsani teng qilishlik bo'ladi. Ular istig'for aytishdi. Musulmonlar yurishni davom ettirishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Xavozin Hunayga kelib to'xtaganligini xabarni yetkazishdi. Rasululloh hali Hunayga yetmasdan turib qo'shinni to'xtatdi. Mana shu yerga musulmonlar to'xtashdi.
Mana endi jangga taalluqli bo'lgan narsalarni boshlaymiz. Hunayn vodiysi, Hunayn vodiysi ikkita tog'ning orasida joylashgan edi. Payg'ambarimiz bir sahobaga otda turib, bir balandlikdan dushmanning qo'shinini kuzatishlikni buyurdi. Ya'ni nima ish qiladi, qayoqqa bir odam qo'yadi, nima ish qiladi, qanday harakatlar bo'ladi? Faqat qazoi hojatga va namozga tushing otingizdan, boshqa payt tushmang dedi. Bu kishi payg'ambarimiz aytgandek, kechgacha otining ustida turib, havozinni kuzatdi. Va kelib payg'ambarimizga hech narsa bo'lmaganligini, hech narsani ko'rmaganligini xabarni berdi. Lekin bu vaqtda bu sahobi ko'rmagani bilan Malik ibn Avf Durayd ibn Summani maslahatiga ko'ra bir top otliq kishilarni orqaga qaytargan edi. Ular juda bir uzoq masofani aylanib o'tib, musulmonlar vodiyga tushib keladigan joyiga ikki chekiga pistirma qo'yib tayyor qilib olgan edi. Xavozinliklar Malik ibn Avf'ning buyrug'iga muvofiq tuyalarini ham, bolalarini ham, ayollarini ham olib chiqqan edi. Durayd ibn Summa mana shu narsani ham o'zining foydasiga ishlatdi. Aytdik, jangda nihoyatda mohir edi. Ayol va bolalarni va tuyalarni qo'shinni orqa tomoniga joylashtirib va ayol bolalar tuyalarni minib o'tirsin. Ikkita sababi bor. Birinchidan, agar qo'shin mag'lub bo'lsa, ayol va bolalar qochib ketishlikka fursat topadi. Ikkinchidan, bularni jamlanib turganiga qaragan dushman qo'shinni orqasida turgan ayol va bolalarni jangchi deb o'yladi. Chunki masofani kattaligidan u orqada turganlar erkakmi, ayolmi, bolami bilib bo'lmas edi. Shuning uchun dushmanning ko'ziga bu qo'shin nihoyatda katta bo'lib ko'rinish kerak edi. Ayrim musulmonlar Xavozinning qo'shiniga qarab turib 80 ming bo'lsa kerak deb taqdir qilishdi. O'zi aslida 20 ming edi. Ayol va bolalarni o'tkazib qo'yishlikdi. Natijasida ularga shunday bir katta adadli qo'shin bo'lib ko'rindi. Mana aytdik, vodiyga birinchi bo'lib Xavozin yetib kelib joylashdi. Musulmonlar vodiyga yetmasdan turib joylashdi. Endi vodiyga musulmonlarni keladigan joyi tepalik edi. Musulmonlar tepalikdan vodiyga qarab, pastga qarab tushar edi. Endi bu pastga qarab yurishlik nihoyatda og'ir edi. Shuning uchun qo'shin sekinlik bilan tushish kerak, yana bo'linib-bo'linib tushish kerak. Mana shu bo'linib sekin tushadigan joyga Malik ibn Avf Durayd'ni maslahati bilan ikki chekiga pistirmalarni qo'yib yashirib qo'ygan edi. Tong otdi, kun yorishni boshlashi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinni harakatlanishlikka buyurdi. Qo'shin vodiyga tushish kerak. Mana endi jang boshlanyapti. Birinchi bo'lib Xolid ibn Valid boshchiligida 1000 ta otliq Banu Sulaym tushadigan bo'ldi. Demak, tepalikdan pastga qarab tushib kelyapti. Ancha masofa tushgandan keyin ikkinchi jamoat ularning orqasidan erib tushdi. Endi orqadagilar pastda nima bo'layotganligini ko'rmaydi. Xolid ibn Valid pastga yetishi bilan ro'parasida turgan Malik ibn Avf qo'shiniga qilichlarni sug'uringlar dedi. Qilichlarni sug'urishdi. Qinlarni sindiringlar dedi. Qilichni qinlarni sindirishdi. Ya'ni bu ishi bilan Malik ibn Avf bir kunda, bir zarbada urushni nihoyasiga yetkazmoqchi bo'ldi. Unaqa bir kun, ikki kun bo'ladigan jangni xolamadi. Bir kunda tugatamiz dedi. Ular mana shunday tayyor bo'lib turdi, ro'parasida Xavozin qo'shini turibdi. Xolid ibn Valid, Malik Banu Sulaym bilan pastga qarab yurishligi bilan ikki tomonda qo'yilgan pistirma kutilmaganda hujum berdi. Zarba berdi. Oldida turgan Xavozin qabilasi ham ularga hujum qildi. Uch tomondan musulmon qo'shiniga Banu Sulaymga zarba berildi. Bular bu narsani kutmagan edi. Tevadagi ikkinchi qism qo'shin tushib kelyapti. O'zini to'xtatishligi qiyin, bir ikkinchisini tutib kelyapti. Zo'rg'a tushib kelyapti pastga qarab. Kutilmaganda bu hujum. Xolid ibn Valid roziyallohu anhuga birinchi zarbalar duch keldi va tanasi juda ko'p jarohatlar bilan yerga yiqildi. Lekin o'lmadi u kishi. Islomga yaqin yangi bo'lgan Banu Sulaym qabilasi nima qilishni bilmay qoldi. O'ng tomondan zarba, chap tomondan zarba, ro'paradan 20 ming qo'shin turibdi. Qayoqqa qochadi? Orqaga qarab qochishni boshlashdi. Endi tevadan tushib kelayotgan qo'shin esa o'zini to'xtata olmaydi. Bu holatni rivoyat qilgan sahoba aytadi, qavm birini ustiga ikkinchisi chiqib ketdi deydi. Mana shunday parokandalik bo'lib turgan paytda, endi tevada hali pastlikka qarab yurmayotgan qo'shin pastda nima bo'layotganligini bilmaydi. Mana shunday parokandalik bo'lib turgan paytda Malik ibn Avf qo'shiniga
hücum kılışını buyurdu. Ve 20 min koşun, bana şu Müslümanlar üstüye karab hücum götürdü. Müslümanlar mağlup oluştu. Her tarafı karab kaçıştı başlaştı. Pastan evler peveye çıkanlarını körgen pevedeki Müslümanlar, bunlar ham mağlup oldu dedi de her zaman karab kaçıp getirdi. Müslümanlar mağlup oldu. Bir zarbada. Müslümanlar her zamanki kaçıp yeterken ayrım kişiler Mekke geçe yetibar genedi. Mekke geçe yetibar güçe tohtaşma genedi. Resulullah ise kaçıp yeterkenler de tohtaşıkı hareket kılıp uğrundu. Lekin hiç kim Resulullah'a kulak salmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yalnız özü kaldı. Ve kaçmasından sabit durgen sahabalar hem hemmesini yalnız yalnız durardı. Şimdi bir parakendelik fazla durgen halette 20 bin koşun Müslümanlar hücumda devam ediyordu. Müslümanlar için bir ağır halat oldu. İmtihan ağır oldu. Resulullah yalnız durarken ben Resulullah ben beni aldım gekeliler deyip kışkırıyorken de Şeybe İbni Osman bu bana Abdüddar oğludan Müslümanlar bile Mekke'den çıkan İslam'ı zahir kıyan lakin aslı kafir edin. Uhud'da ölgen atasını kasasını alış için Peygamberimizi yalnız durduğunu gördü de hancarını bekletip sekin Peygamberimiz tamamen harap geldi. Resulullah onu görüyor. Resulullah yalnız. Nemeye geliyor sen ey Şeybe dedi. Şeybe etti. Sizi hımaya kıyanı geliyor mu Resulullah dedi. Peygamberimiz bir iki dedi. Yanı iki yanda kolunu onu köşeye koydu da istagfirullah dedi. Bu istagfirullah dedi. Peygamberimiz kolunu aldı. Dünyadaki en sevimli adam Peygamberimiz bu kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kalbedeki insanı bilip bana şu işi bilen onu özünü hımaya kıladığı kişiye gelendirip koydu. Allah'ın fazla bilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atrafı da az yine adam toplandı. Peygamberimiz mi? Resulullah ama beni aldım ki kelimeler de kendi az yine Müslümanlar toplandı. Ebu Bakir, Umar ve başka sahabalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaki türgeni de Abbas ibn Abdülmuttalib ham keldi Peygamberimizi çakırdı. Peygamberimiz juda bir katı kursan oldu. Nima uchun? Abbas'ın avazı dek. Hiçbir kişide avaz yoktu buna kadar. Arablarda orası da Abbas'ın avazı dek bir an bir avaz var kişi yoktu. Rivayet kılıçça cahiliyet devrede Mekkeliler çobanlar gibi koyularını birerdi. Bunları koydu bakkana çıkıp giderdi. Mekke'den en uzak masafaya barıp kalışardı da adamlar çobanlarını kaytarıp geliş için çakırken adam yönetirdi. Abbas ise onun aklı nasıl? Özünü çobanını çakırış için bir balantlıkta çıkartılıp durup balant avazı falan falan çıkartırdı. İçtip kaytıp gelirdi. Peygamberimiz dediler. Sautul Abbas fil ma'arake bi elfi racun. Abbas'ın cengdeki avazı min kişiye beraber de gelirdi. Çünkü Peygamberimiz kat kursan oldu. Ya Abbas dedi Peygamberimiz. Ashablarını çakırın dedi. Abbas balant avazı bulan, ey Müslümanlar, Resulullah bir yerde, bir yakı harap geliyorlar. Lakin hiç kim kulak sormazdı. Parakenlerlik öşün şeydi. Hemen özünü, canını sakıraş bulan var idi. Şimdi Peygamberimiz, ya Abbas, nadi ashabas samura. Samura egelerini çakırın dedi. Hudaybiye sulhu da Peygamberimizge 1400 sahabı bayat bergenedi. Bir darah astıda. Mana şu daraxt samura deb nomlanardi. Ana şu bayatni eslatib, samura ostida bayat berganida chaqiring, ular nima deb bayat berganida? Jang bo'lsa, sizni tashlab ketmaymiz deb bayat berishganida. Nadi ashabas samura. Samura egalarini chaqiring dedi. Shunda Abbos roziyallohu anhu baland ovoz bilan ya ashabas samura, ayna bayatukum? Ey samura egalari, qani bayatinglar dedi. Yani taşlap ketmeyimizde vaada bergen silahsılar. Bana şu nidanı eşitken kişiler ahdlarına vafa kılıp ortaya kaçıştı. Bayat bergenler ahdiga vafa kılıklar kaçıp gelişti. Ayçişler mağlup olup kaçıp getirirken adamlardan bittesini eşitti. Ula onu tohtatamaya yatırdı. Mekke'ye kadar kaçı yaptı. Ula o tohtamaya yaptı. Nidanı eşitti. Tohtatı edilse atı tohtamaya yaptı. Yaki tüyası. Şimdi atıdan şunu dedi ki tüyasından sakirap düştü de piyada Peygamberimiz aldı, hatip gelip piyada can kılıçlı başladı. Meneş'in nidagıya, labbeydi Peygamberimiz aldı, 100 adam toplandı.
Ve bana şu 100 adam şu mağlubiyat tasnası da 20 bin koşunca hücum gördü. Bu 100 kişini körgen kişi aytadı. İnnehum kel i'sar. Ular kuttu bir boran degede. Ulan roparası hiç kim turamaz dedi. Bu 100 kişini Peygamberimiz özü başkarardı. Ve özü hem cengkilerdi. Yani kim? Kim bunda bir kıyın halatta? Bana şunu işe kadir boladı. Ali raziyallahu aytadı. Resulullah'ın şicatı. Eğer dedi Ali raziyallahu anh, Ali ayeti yaptı. Şimdi bir düşünün cengçi. Eğer ceng ağırlaşsa dedi. Kıyınlaşsa Resulullah da aldıdan panah tapar dedi. Yani ceng katıl bulkuyorsa Resulullah da arkası götürürler dedi. Çünkü beler dedik Resulullah şicat egesiydi. Korkmasıdır, kaçmasıdır dedi. Hamma kaçıp dururken de Peygamberimiz yanında iki tane ayol durardı. Ümmü Hakim ve Ümmü Amara. Onlar ceng kılışmasıdır, lakin kaçmam yetişme genelde. Ümmü Hakim'in kolu da hancarı var. Ey Ümmü Hakim, hancarlar ne kılarsınız dese, aldım gibi orta bir müşrik ise karnı göremem. Sahabalarını kaçkanını körgen Ümmü Amara, ya Resulullah dedi. Bana şimdi halatta sizi taşıp gitken sahabalar bizi hatır kılayım mı dedi. Yani şimdi bir kıyın halatı taşıp gitken adı hatır kılayım mı dedi. Peygamberimiz ulan tıç koyayım dedi. 100 kişi 20 bin kişiye hücum kılıp katıl kılı yaptılar. Malik ibn-i Avf bunu görüp gözler gişanladı. Şu vakitte mucize sadır oldu. Osman'dan malaikeler düştü. İkide cengde farişteler düşken Osman'dan. Badr'da ve Huneyn gazatıda. Hadiste atılışça farişteleri Müslümanlar Osman'dan kereyken bir kara narsa sıfatı da görüştü. Bir bulut görüştü, yani kara narsa sıfatı da görüştü. Bu narsa yerge düştü. Sonra Hunayn vadisiye geldi, tarkaldı. Karasek bu narsa katta katta kara çumalılar kendiydi. Aramızdaki kişiler çumalılardı köpeğe ketkenlikten kıyımlarını kakışma avara bulup kaldı. Bu malakaların düştüğü Müslümanlar gibi bana şunu da göründü. Bu parıştalarını Müslümanlar şunu da görüştü. Bu Müslümanlar körgenlerse. Şimdi kafirler ki. Kafirler de gözgünüme göründü. Onlar parıştalarını at mingen, ak giyim giygen, onlar da üstüki bastırıp geliyetken koşun sıfatı da görüştü. Özü yüzlü kişinin zarbasıyla sabır kılış ameliyatıydı. Şimdi onlar gibi medet geldi mi? Onların kalbi korku götü oldu. Havazın hoşunu, 20 bin askeri var bu şey karamazdan, her zaman getir kırıp açıp gitti. Farişteler can kılışmadı. Farişteler ikide, gazatta düşken, Badr'da fiilen katmışken, Hunayn'da fakat tüşlüge koşunu mağlup kıyın. Farişteler maydanda gelişimi özü, Havazın mağlup oluşuna sebep oldu. Havazın şimali şart tarafından kegenedi. Müslümanlar Cenab-ı Gart taraftan kegenedi. Havazınlar iki tomaya kadar kaçtı başladı. Özleri kegen şimalı şarka karab, hem de Taif'e yakın bulgen Cenab-ı Gart'a karab. 100 kişi 20 bin kişiyi yenip koydu. Hala kaçıp gitken 12 bin asker kayıtma genedi. 100 kişi 20 bin de kuvvet yaptı yine. Cenk meydanı taşıp gitti Havazın. 100 kişi ganime yığıştı başladı. Hatta güzde katta ganime düşerdi. Hunayn'daki düşken ganime başka gazaplar düşme genedi. Mekkeliler Havazın mağlubu geldiğini, Müslümanlar ölçü yığı etkenliğini eşitkenden keyin katip gelişi bitti oğlum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimelerini koyup düşmanını kuşlikke buyurdu. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.